Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün yine bir bilgi videosu yapacağız. Bayağıdır video yapmıyorduk. hep canlı yayınlarda bir şeylere cevap vermeye çalışıyorduk. Fakat çok fazla sorulan bir soru var arkadaşlar. Enerji hücresi ne işe yarar? Enerji hücrelerini nasıl kullanabiliriz? Bunlar nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle eğer bilmeyenler varsa enerji hücresini dahi şimdi yeni başlayan arkadaşlar Genelde çoğu şeyi bilmiyor malum. Enerji hücresi dediğimiz şuradaki görmüş olduğunuz oyun içi element arkadaşlar. Bunu nasıl kullanabiliriz? Şimdi robotun donat kısmına girdiğiniz zaman şöyle tekrar göstereyim. Robotun üstüne tıklayıp donat kısmına girdiğinizde burada silahlar ve modüller sekmesi var arkadaşlar. Modüller sekmesini açtığımız zaman burada karşımıza modüller çıkıyor. Şimdi burada şöyle mağazadan daha kapsamlı göstereyim. Burada farklı farklı modüller var arkadaşlar. Şimdi Bunların birazdan ne işe yaradığını da anlatacağım. Bunlar pasif modül olarak geçiyor arkadaşlar. Aktif ve pasif modül olarak geçiyor. Şuradan ben size bunların ne işe yaradığını anlatayım öncelikle. Ya da Önce bunları nasıl aktif edeceğinizi, nasıl kullanacağınızı anlatayım. Şuradan Mesela şununla gösterelim. Şuradan savaşa girelim hemen hızlı bir şekilde. <laughs> Sadece bir e, robotu kullanıp, yani olayını gösterip, oyundan çıkacağım. Daha sonra tekrar modülleri anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Güzel. Hızlı bir şekilde göstereceğim bir harita. Şimdi bu e, robotun üzerine az önceki takmış olduğum modül kitleme modülü arkadaşlar. Yani şuradaki görüyorsunuz bakın orada e, farklı farklı modüller ekleyebiliyorsunuz. Bu taktığınız modüle göre şuradaki simge değişiyor zaten. Ve miktarı harcamanız gereken enerji hücresi miktarını değiştiriyor. Zaten hücreler bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani buradaki modülleri e, aktif etmenize yarıyor. Mesela şimdi ben bu Ares'i kilitleyeceğim. İzleyin. Bakın kilitlendi görüyor musunuz? Bu hücreyi kullandığınız zaman robotu bu şekilde kitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunu kullanırken ben size e, mantıklı kullanabileceğiniz yani işinize yarayacak bir taktikten bahsedeyim. Birini kitlediğiniz anda bu modülleri kullanabilmeniz için belli süreler gerekli. Şimdi burada zaten onları da göreceğiz. E, bu modülleri kullanabileceğiniz süreler var arkadaşlar. Mesela Tuşa bastınız, yani modülü çalıştırdınız. Modülü çalıştırdıktan sonra bakın burada 5 saniye süreniz var. Rakibin birine vurup onu öldürmeye çalışmayın hemen. Kitleyin, yakınınızda başkası varsa hemen ona vurun, tekrar ona dönün. Yani ikisini birden kitleyin ya da üçünü birden kitleyip ondan sonra e, rakibe vurmaya çalışın. Hani üçüncü kişi belki fazla gelebilir ama eğer <laughs> e, iyi kontrol edebiliyorsanız oyunu birini kitledikten sonra diğerine de vurun, kitleyin. Ondan sonra e, hasar vermeye dönün. Şimdi e, bu taktiğe verdikten sonra arkadaşlar bu gördüğünüz bu kitleme işine yarıyor. Rakibi kitleme işine yarıyor. Yine burada repair unit dedim. E, robotun HP'sini, sağlığını hani şurada üst kısımda savaştayken yeşil bir çizgi var ya. Orası e, düştüğü zaman, azaldığı zaman buna basarsanız yani eğer bunu donatıp robotun üstüne bunu ekleyip ee, oradaki az önceki göstermiş olduğum butona basarsanız robotun sağlığı yani o yeşil çizginin tekrar yukarı çıktığını robotun sağlığının iyileştiğini göreceksiniz. Yine hemen şurada bunun aynısından bir tane daha var. Kafanızı karıştırmasın. Bakın burada iki tane var. Birisi küçük birisi büyük. Yani bunun bir tanesi %5'lik bir sağlık yenilemesi yapıyor. <laughs> Diğeri ise yüzde 10'luk bir sağlık yenilemesi yapıyor. Yani şuradaki çizgiyi daha fazla dolduruyor ve daha hızlı bir şekilde dolduruyor. Yalnız şuraya dikkat edin bunu e, aktif etmesi, kullanması 40 hücre. Diğeri ise 20 hücre arkadaşlar. Bunlara dikkat edin bunların e, aktif etme maliyeti değişiyor. Mesela şimdi burada zaten bu da Deadmart'ta 40 hücreyle aktif oluyor. Dead Mark ne işe yarıyor? Bunu uygulamalı olarak göstermeyeceğim. Bunları anlatacağım artık arkadaşlar. Şimdi burada görüyorsunuz %20'lik bir ibare var. Bunu aktif ettikten sonra rakibe ateş ederseniz silahlarınız %20 daha fazla vurmaya başlıyor. Ne kadar? 6 saniye boyunca. Yenilenme süresi 25 saniyeymiş. Yani tekrardan butonun aktif olması. 25 saniyede bir 6 saniyelik bir artış sağlayabiliyorsunuz bu buton sayesinde. Bunu zaten anlattık. Diğeriyle aynıydı. Eee lockdown'u zaten gördük. pis shift dediğimiz ise 3 saniyelik faz kayması meydana getiriyor arkadaşlar. Hani bazen robotlar böyle e, şeffaf bir hale geliyor. Karşınızda şeffaf hale. Yani siz ateş ediyorsunuz, bakıyorsunuz ama e, ateş ettiğiniz silahlar rakibin içinden geçip gidiyor. Buna faz kayması deniyor. Yani 3 saniye boyunca e, hasar almıyorsunuz. Yani bunu robota takıp donat deyip hatta donatalım benim kullandığım bu. Ben bunu kullanıyorum. Bunu kullanırken rakip size ateş ettiği zaman 3 saniye boyunca rakipten hasar almıyorsunuz arkadaşlar. Şeffaf bir hale bürünüyorsunuz. Faz kayması meydana geliyor. Bunun olayı da bu. Bakalım başka ne var? Kuantum radar ise yine burada 6 saniyelik bir e, göz açma dediğimiz bizim gizlenen rakipleri hani şu göz gibi bir işaret çıkıyor ya bazı oyuncuların üzerinde onları görmenize yarıyor arkadaşlar. Yine bunu robotun üzerine donatıp aktif ederseniz az önceki göstermiş olduğum oyun içerisindeki butona basarak aktif ederseniz bu gizlenmiş olan rakipleri, 6 saniye boyunca görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da bu işe yarıyor. Peki shell break ne işe yarıyor? Şimdi burada benim bilgimin olmadığı bir konu var arkadaşlar. Bakalım burada bununla ilgili net bir bilgi vermiş mi? Çünkü bunu kullanmadım ben. <laughs> bu ıı, ilk etapta pardon şöyle tekrar gelelim oraya. Şimdi bu ilk etapta çıkarken e, Ares'i bitirmeye yönelik olarak çıktığı için benim aklımda hep Ares yani Pentagon robotları dediğimiz Ares, Nemesis ve Hades kaldı. Ancak e, bu sarı kalkanlı olan robotlar Bulwark, e, daha sonra Fenrir gibi robotların hani Fenrir ve Bulwark'ı bilmiyorum emin değilim ama onların kalkanında işe yarıyor mu yaramıyor mu? E, Ares, Nemesis ve ee, Hades gibi robotların kalkanını kırıyor. Hani şu karşınızda mor bir kalkan açılıyor. Siz ateş etseniz de hasar veremiyorsunuz. Robotun o, o kalkanın e, içine hasar geçiremiyorsunuz arkadaşlar. O kalkanların öyle bir yapısı var. Hiçbir silah o kalkana zarar veremiyor. Ancak e, shot break modülünü robota donatıp ateş ederseniz 6 saniye boyunca asar verebiliyorsunuz. Bu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar bu kadardı. Şimdi bunlar etkin modüller. Bakın şurada yazıyor zaten arkadaşlar. Etkin modüller. Yani aktif modüller. Şimdi bir de burada pasif olan modüller var. Bunlar robotun üzerine donattığınız zaman, taktığınız zaman sizin herhangi bir tuşa basmanıza gerek yok. Bu belli bir olay meydana geldiğinde ki Bunları şimdi anlatacağım. Bu olay nasıl meydana geliyor? Ee, bu olay meydana geldiği zaman kendisi otomatik olarak devreye giriyor. Şimdi mağaza kısmına girelim. Buradan detaylı bir şekilde anlatalım. Armor kit ve nükleer reaktör zaten sizin robotlarınızın üzerinde varsayılan olarak ücretsiz bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bunlar e, para yatırmayan arkadaşlar için kullanılabilir, faydalı. Ben de o şekilde yapıyorum. Ben de kullanıyorum. Hatta şuradan göstereyim size. Mesela burada 4 seviye, 3 seviye. Yine bakın burada 4 seviye yapmışım armor kiti. Mesela burada şu etkinlikten çıktı. Normalde bu 5000 altın. Şunlar da 5000 lastant da 5000 altınla alınıyor. Bunları göstereceğim zaten şimdi maliyetlerini falan. İşte nükleer reaktörü falan yükseltmişim. Şuradan tekrardan mağazaya girelim. Tıkladığım robot önemli değil arkadaşlar bu arada kafanız karışmasın. Az önce şunu da gösteriyordum mesela buna geçtim. Ama hiçbir farkı yok. Kafanız karışmasın. Burada zaten önemli olan slot yuvası. Şimdi armor kit detaylı olarak göster dediğimizde temel zırh kaplaması. Robotun dayanıklılığını arttırır arkadaşlar. Bunun başka izahı yok. Yalnız bu maksimum seviyeye çıktığı zaman %5'lik bir koruma sağlıyor. Şimdi bunun bir kankası daha var. Hatta şuradan göstereyim kafanız karışmasın. Tekrar girelim. <laughs> armor kit. Heavy armor kit. Şimdi bu maksimum seviyede %5'lik bir artış sağlıyordu ve ücretsiz olanı. Bu ise 5000 altına alabileceğiniz maksimum seviyeye çıktığında %12'lik bir koruma sağlıyor arkadaşlar. Yani ekstra bir dayanıklılık veriyor. Robotunuzun HP'sini arttırıyor. Zaten bakın ilk aldığınızda bu %7 ile geliyor. Diğeri %2 ile geliyor. Şimdi armor kit ve heavy armor kiti anladık arkadaşlar. Şimdi yine burada nükleer reaktör ve termonükleer reaktör var. Şimdi bu da robotunuzun ee, hani donattığınız robotun silahlarının hasarını arttırıyor arkadaşlar. Mesela Aujin'e taktınız ya da Ares'e taktınız. Hangi e, robota takarsanız takın üzerinde donatılmış olan silahların hasarını arttırıyor. Bu e, maksimum seviyede %5'ti galiba. %4 mü? %4 olması lazım bu ya. Bunun da maksimum olması lazım. Aynen. Mesela bu Maksimum seviyede. Buraya geldiğimizde birinci seviyede yükselt diyor. Aynen. Bu maksimum seviyeye geldiğinde yani dördüncü seviyeye geldiğinde yüzde dörtlük bir hasar artışı elde ediyorsunuz. Şuradan tekrar az önceki yere girelim arkadaşlar mağazaya. Şimdi bu yüzde dörtlük veriyor arkadaşlar. Bu da yüzde onluk veriyor. Şu an bakın bu yüzde on mu? Pardon bu e, bundan tam emin değilim. Bakın bundan tam emin değilim. Bunu eğer merak eden arkadaşlar olursa yoruma yazsın. Ben bunu tekrar bakıp eee Wikia sitesinden bunun bilgisini geçerim arkadaşlar. Bundan çok emin değilim çünkü. Eee %15-%20 civarında bir tanesi %10-15 olması lazım. Tam emin değilim. Dediğim gibi e, bu da yine 5000 altına alınıyor. E, bu da ciddi oranda bir hasar artışı. Sağlıyor robotunuzda arkadaşlar. Abi ben geri dediğimde neden çıkıp duruyor bu ya? Şimdi armor kit, heavy armor kit, nükleer reaktör ve termonükleer reaktör. Bunları kullandık arkadaşlar. Bunlar geçti. Bunları anladık. Şimdi burada e, bunu okuyamıyorum bile abi. Telaffuz bile edemiyorum ben ya. Fortify. Şöyle detaylı olarak göster diyelim. Kalkan yenilenme bonusu. Mesela... Ee, Hayçi gibi hani şu mavi kalkan olan robotlar var ya ya da bol gibi sarı kalkanı olan Ferir gibi Bu robotların kalkanının yenilenme e, hızını arttırıyor arkadaşlar yani mesela saniyede bir tık artarken bunu taktığınızda saniyede bir buçuk ya da iki işte yüzde on oranında arttırıyor Bunu zaten gözlemleyebilirsiniz kendinizde oyun içerisinde, Kalkanınızın ne hızda yenilendiğini görebilirsiniz. O kalkanın e, yenilenme hızını arttırıyor. Hani Ben çok fazla tavsiye ettiğim bir modül değil. Bu bana etkinlikten çıktı. Bundan bir tane çıktı. Ancak bunu e, kullanabileceğim bir robot yok. Eğer Bulwark ya da e, Fender gibi robotlar kullanıyorsanız olabilir. Tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. E, çünkü onların zaten... Kalkanları bayağı sağlam, bayağı dayanıklı. Ee, robotu daha aktif kullanmanıza yarayabilir arkadaşlar. Yine ne işe yarıyormuş? Hem robotun yenilenme, hani o kalkana siz vurdukça daha hızlı bir şekilde kendini yeniliyor. Yine enerji kalkanı dayanıklılık bonusu. Yine %10'luk bir e, o kalkanın dayanıklılığını arttırıyor arkadaşlar. Fiziksel kalkan. Aynen bak e, fiziksel kalkan. Fiziki kalkanlara karşı da bir artış veriyormuş. Bunu bilmiyordum. Yani hem enerji kalkanlarına hem de fiziki kalkanlara. Burada parantez açıyorum. Fiziki kalkan ve e, enerji kalkanları farklıdır arkadaşlar. Bulwark'ın şeyim benim e, var mıydı göstereyim onu da. Bilmeyen arkadaşlar varsa detaylı bir şekilde şuradan. Abi yok galiba. Ben o tür robotlardan kullanmıyormuşum demek ki. Bakalım yine de şöyle bir. Yok abi. Ben onlardan kullanmıyormuşum. Ee, fiziki kalkan dediğimiz robotun önünde mesela şuradan göstereyim. Mesela şu kalkan. Artur'un önünde, arkadaki robotun önünde. Şu kalkan arkadaşlar bu fiziki kalkan. Bazı robotların önünde de bu şekilde kalkanlar oluyor. Bu fiziki kalkan. Bir de e, enerji kalkanı dediğimiz az önceki bahsettiğim Hayçi gibi, Fender gibi, Bulwark gibi robotların üzerinde bulunan kalkanlar arkadaşlar. Yani şu göstermiş olduğum robotun bunun değil bu Titan normal robot değil. Bunları bu modülleri bu robotlara takamıyoruz ama mesela önünde bu şekilde kalkanı olan robotlarında bu fiziki kalkanla yüzde onluk bir artış sağlıyormuş arkadaşlar. Fortnite dediğimiz modülde böyle bir olay da varmış arkadaşlar. Yani şurada şu gördüğünüz fiziksel kalkan dayanıklılığı bonusu varmış. Şimdi gelelim en can alıcı olanlardan birisi olan anti kontrole. Anti kontrol dediğim Yine bu e, rakip size ateş ettiği zaman devreye girer arkadaşlar şimdi şunlar. Bunlar zaten e, arkada kendisi çalışıyor. Şunlar çalışıyor bu zaten robotunuzun Taktığınız anda sağlığını arttırıyor Ancak Anti kontrolün devreye girmesi için Iııı e, rakibin size ateş etmesi gerekiyor. Mesela birisi size kitleyici bir silahla ateş ettiği zaman anti kontrol e, sizi bu e, kitleme olayından koruyor arkadaşlar. Ya da mesela invader ya da blitz gibi robotlar size hamle yaptığında biliyorsunuz invader ve e, blitz de sizin hasarınızı kıran yetenekler var. Mesela Blitz size ateş ettiği zaman silahlarınızın üzerinde kırmızı bir efekt oluşur ya da invader üzerinize atladığı zaman silahlarınızın üzerinde kırmızı bir efekt oluşur. Bu efekt robotun e, robotun diyorum pardon silahlarınızın hasarının düşürüldüğü anlamına geliyor. Yani normalde yüz yüz vuran silahlar bu efekti yediği zaman 50-50 e, vurmaya başlıyor. Anti kontrol burada devreye giriyor arkadaşlar. Invader ve Blitz'in e, bu etkilerini yok sayıyor ya da size Kitleme silahıyla atış eden Rakibin Silahlarının Kitleme yeteneğini ortadan kaldırıyor tabi bu ne kadar sürüyor 5 saniye sürüyor arkadaşlar 5 saniyelik bir koruma sağlıyor ve tekrar devreye girebilmesi için Yanlış hatırlamıyorsam 40 saniye kadar 40 saniyede 5 saniyeye mi düşmüş silahlar çoğalınca yani Bundan tam emin değilim bunu gözlemleyerek zaten kendiniz de fark edebilirsiniz. Bu da bu işe yarıyor. Yani tüm olumsuz etkileri ortadan kaldırır arkadaşlar. Hatta şurayı da okuyalım. Gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Otomatik olarak lockdown ve e, süpersiyon efektlerini kaldırır ve bunlara karşı geçici bir koruma sağlar. Etkinleştirildikten sonra dolar ne kadar çok modül olursa doldurma süresi o kadar kısalır. Maksimum olduğunda e, maksimum doluluğa sahip. 3 modül lockdown ve süper efektlerine karşı kalıcı koruma sağlar. Ha, soğuma süresi 50 saniyeymiş. Mesela size ateş etti rakip. Sizi kitleyemedi. Orada sizin anti kontrolünüz çalışıyor arkadaşlar. Etkin oluyor. 50 saniye içerisinde bir daha farklı bir rakibe yakalanırsanız o sizi kitleyebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani anti kontrolünüz çalıştığında zaten robotun üzerinde bir efekt oluşuyor. Oradan anlayabilirsiniz anti kontrolün çalıştığını. Anti kontrol çalıştığında 50 saniye boyunca dikkat edin arkadaşlar. Çünkü 50 saniye boyunca bir daha çalışmayacaktır. Kitleme yeteneğiyle ateş eden ya da e, burada da süpersiyon olarak geçen e, baskılama yeteneği yani hasarınızı düşürme e, yeteneği sizi etkileyecektir. Invader ve Blitz gibi robotlar sizin hasarınızı, silahlarınızın hasarını düşürecektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Anti kontrol de bu işe yarıyor arkadaşlar. Bunu anlatmayacağım bile. O kadar gereksiz bir şey ki. Anlatmayacağım bile arkadaşlar bunu. Olmazsa olmaz last stand arkadaşlar. Etkinleştirme eşiği %5 diyor. Bağışıklık süresi 2 saniye. Robot kritik dayanıklılık seviyesine kritik e, dayanıklılık seviyesi dediği e, robotun üst kısımda gördüğünüz sağlık ibaresi var ya arkadaşlar. Onun e, %25 oranı. %25'inde yani şurada diyelim o sağlık çizgisi ekranın e, solundan buraya kadar geliyorsa Lastant şurada falan devreye giriyor. Şimdi etkinleştirme eşiği %5 demiş. Robot dayanıklılığı seviyesine ulaş e, robot kritik dayanıklılık seviyesine ulaştığında geçici olarak hasar görmez hale gelir. Yani 4.5 saniye maksimum seviyeye ulaştığı zaman dört e, 4.5 saniye boyunca size ateş eden yani size atom bombası da atsalar hasar veremezler arkadaşlar dört buçuk saniye boyunca hasar veremezler lastant da bu işe yarıyor her ek modülle hasar görememezlik efekti daha yüksek bir dayanıklılıkla etkileşiyor yani e, bunu bile belirtme gereği duymuş çünkü bununla ilgili gelen bir soru vardı onu da cevaplayalım e, şimdi mesela bir tane lastant taktığımız zaman yüzde yirmi beşte lastant devreye giriyor ya arkadaşlar bunu ben de denedim. Kendim bizzat da denedim. 2 ee, tane lastant takarsak ya da 3 tane lastant takarsak ne olur? 3 ee, defa mı korur? Lastant 3 defa devreye girer mi? Yani toplamda 4,5-4,5-9. Bir tane daha taksak ne yapıyor? Ee, 9-10-13,5 mi? 13,5 saniye boyunca ben ölmem mi? Abi e, mantıken düşündüğün zaman da 13,5 saniye zaten ölmezsen daha bir daha ölmen yani. Tek robotla oyun bitirirsin. Şimdi iki tanesini üst üste taktım ben arkadaşlar. Olan şeyi size söylüyorum. Şimdi az önce örnek verdim ya. Şu iki kısım arasında sağlık göstergesinin olduğunu düşünelim. Normalde şu kısımdayken lastant devreye giriyor. İki tanesini taktığınız zaman yani şu kısım dediğim %25 robotun %25'lik sağlığı kaldığında geriye kalan %25 devreye giriyor bir tanesi iki tane deyken yüzde 50'de devreye giriyor Yani siz iki tane lastant takarak Lastant'ın e, Yüzdelik Oranını yükseltmiş oluyorsunuz arkadaşlar yani yüzde 25'te değil de yüzde 50'de devreye giriyor Peki yüzde devreye girdiğinde ne oluyor Burada burada devreye giriyor Size 4.5 saniyelik bir koruma sağlıyor 4,5 saniyelik koruma sağlıyor. Daha sonra koruma sağlamıyor arkadaşlar. Yani ikinci korumayı yapmıyor. İkinci lastan devreye girmiyor. Sadece burada e, devreye girdi o yüzdelik değerin e, zamanını arttırıyor. Yükseltiyor yani. Öyle söyleyelim. %25'de değil de %50'deyken e, devreye giriyor. Last stand da bu işe yarıyor. Vallahi bazı ağrıdı. Anlat anlat bazı ağrıdı. Başka kaldı mı bakayım kontrol anlattık. Battleborn. Ya bu da kısaca şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Robotu haritaya indirdiğiniz anda 25 saniye boyunca e, pardon 20 saniye boyunca %25'lik fazladan hasar veriyorsunuz. Yani genelde bu şeyde işe yarar. E, arena modunda işe yarar. Çarpışma modunda işe yarar. Yani arena'da e, kullanamıyorsunuz da e, çarpışma modunda yani 1v1 herkesin tek olduğu mod var ya ee, orada işe yarıyor. Onun olayı o arkadaşlar. Başka bir olayı yok. Ya da şeyde e, fener modunda da kullanabilirsiniz. Hani o ilk e, fenerde iniyorsunuz ya fenerde indiğiniz anda e, %25'lik bir hasar artışı veriyor. O işe yarıyor. Yani çok kullanılan bir şey değil. E, etkinlikten çıkarsa kullanın. Çıkmazsa e, boşa 2500 altın verip kendinizi yormayın. Last stand. Evet modüller bu kadar arkadaşlar. Vallahi anlat anlat boğazım ağrıdı. Artık herhalde bir like atanız. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Benim e, anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi canlı yayına bekliyorum. Canlı yayına e, kaçırmamak için, haberdar olmak için dediğim gibi abone ol butonunun yanındaki zil işaretine tıklayıp e, tüm bildirimleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa YouTube... Ee, baba size bildirim göndermiyor. Birçok arkadaşımız abi benim canlı yayınlardan haberim olmuyor diyor. Haberinizin olmamasının sebebi bu arkadaşlar. Ay, yoruldum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.